Allahu minash shaitanir racim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Yani ben mi yandan şey yapıyorum? Bulanık mı gözüküyor? Ha, iyi mi? Oradan ayarlayabiliyorsunuz. Uzun boylu şey yapıyor. Peki dersimizin konusu zikir. Ben bir mukaddime yapmak istiyorum. Buralardan tabii o gördüğünüz birinci sayfa hepsini okumayacağım. Bak onun gibi bir, iki, altı tane var yani. Altı tane. Ben seçtim. Şöyle göstereyim. Okuyacaklarımı çizdim. Okuyacaklarımı çizdim. Hepsini okumayacağım. Çünkü mümkün değil. 6 sayfa yaklaşık olarak kaç madde? 186 madde. 186 tane cümle izah edilmesi gereken. Mümkün değil. Herhalde biz en fazla 15-20 tane yapabiliriz. Onların içerisinde seçtim. Konumuz zikir. İhmal edilen, pek nazara alınmayan, nedense öyle bir mukaddeme yapayım. Gizli bir el, evraatlarımızın üzerini örtmüş, önümüzden de layıkaları almış. Bizi potansiyel bir enerji ortaya çıkmış, enerji motor. Fakat bu enerjinin hedefi yok ve kullanma yöntemi bilinmiyor. O enerjiden kastım sözler, mektubat, lemalar, şualar bu enerjiyi meydana getiriyor. Bunun adı iman. Hamiyet, gayret. Fakat layıkalar hedef gösteriyor. Bir de yöntem gösteriyor. Yani şöyle tanımlayayım. Sözler okuyan, mektubat, lemalar, şualar, dört kitabı okuyan da mükemmel bir potansiyel iman enerjisi ortaya çıkıyor. Ben böyle biraz, bana alışın biraz, enerji diyorum. İman diye böyle mastar mutlak bırakmıyorum. Çünkü vücudu haricisi var, mahluktur. Enerjidir, kuvvettir, nurdur, hayattır. Hayatın hayatı imandır diyor Üstad. Ondan sonra iman için nurdur diyor, kuvvettir diyor. Realitesi var. Şimdi ben devam ediyorum konuşmama. Sözleri okuyunca mükemmel bir potansiyel enerji çıkıyor, bayağı patlayacak gibi. Ya kendini patlatacaksın ya etrafını veya hedefine ulaşmak için hedefini göreceksin. Ona ulaşmak için de yöntem olacak. Yani enerji çıkıyor. Bu enerjiyi kullanmak istiyoruz. Hizmette, hizmet nasıl yapılıyor sorusu çıkıyor. Laikalar devreye giriyor. Bu bitmiyor. Hizmet ederken hoşlanmayan çıkacak, yakıp yıkacaklar, seni içeriye tıkacaklar. Müdafaa gerekiyor. Müdafaa risaleleri devreye giriyor. Müdafalar da bunun için. Yani çıkan enerjiyi, yapıyı, sistemi nasıl biz değerlendireceğiz, ne yapmamız lazım, nasıl davranmamız gerekiyor? O zaman laikalar işte bu akşam gizli arkadan bir el cemaatin arkasından gelmiş, onun adı Hulul. Gizli bir el, münafıkane bir el geldi, laikalarımızı aldı. Öteki eliyle de Hizbul Hakayki Nuriye'yi bıraktı. Hizbul Kur'an'ı ve Evrat Eskiyarımızı aldılar. Yani bunu söylediğim zaman herkes değişik yerlerden geliyorsunuz. Dershanenize gidin, mahallenizde. Bakayım Hizbul Kur'an var mı? Fertleden demiyorum, dershanede var. Bakın Hizbul Kur'an. Hizbul Kur'an hakkında Emirdağ 1, 34. sayfada ne anlatıyor ve çeşitli yerlerde nasıl anlatıyor? Hizbul Kur'an nedir? Şimdi bu sefer niye bunu anlatıyorsun? Ne alakası var? Arkadaşlar bu sistem nasıl çalışıyor, bu zikir? Evratlarımız olmayınca,
hepimizde cüz-i külli sıkıntılar baş göstermiş. Zikrimiz var ya, zikir, evrat, eskarımız pek yok. Ama şunu da söyleyeyim, ben dünyayı dolaşan bir insanım. Mübalağa etmiyorum, ben şeyi sevmem yani, böyle taassubu sevmem bir insanım. Allah biliyor. Rastladığım kadarıyla nurcular kadar da evrat okuyan, Kur'an okuyan yok. İnanın. Ben başka bir cemaat biliyordum mesela, Süleymancı'da Kur'ancı biliyorduk ama talebelere dönmüş. Talebe hizmetlerine döndüğü için eski şeyi yok, şefket yok. Yani devamlı Kur'an şeyi yok. Keşke olsaydı, çok seviyorum ama. Keşke olsaydı. Menzil olsun, Mahmud Efendi cemaat olsun. Mahmud Efendi Arapçaya ağırlık. Evrat eskerler o kadar şey değil yani. Menzilde de zikir var. Yani böyle mutat bir evrat, yani sistematik bir evrat nurcularda gözüküyor. Fakat zikir şeyimizde yetmiyor. Çünkü ondan dolayı sıkıntılar var. Şimdi ben zikir okuyorum. Bundan sonraki saatimize bakacağız. Birkaç dakika böyle gitti. Ben şimdi bir mukaddeme yapayım. Zikir nedir? Anmak, anılmak, hatırlamak, tefekkür etmek, düşünme, ibret alma. Kur'an'ın kendisine zikir denmiş. Lugat manasını verdim. Soru sorabilirsiniz bununla alakalı. Katkısı olan da alabilirim katkısını. Şimdi ben ders çalıştığım için bunlara çalıştım. Size 5-6 tane cümleyle mukaddeme yapmak istiyorum. Zikir demek, kalbin işlemesi, zikir ve tefekkürle oluyormuş. Kalbin işlemesi, iki malzemeyle oluyor. Tefekkür ve zikirle. Tefekkür. Tefekkür neydi? Dimağda 7 mertebe vardı. Soğan kabuğu gibi dışarıdan tahayyül, tasavvur, akıl, tasdik, izan, iltizam, itikat. Bu dimağın bütünlüğü. Bu 7 bütünlük vicdana aktarılıyor bir kablo, ana şartelle. Vicdana deyince vicdanın dışından şey yapıyorum. Yani bir ders yapıyoruz ama belki de 20 tane dersi kullanıyorum. Anlıyor musunuz? 20 tane dersi kullanıyorum. Ben mesela şu bir ders yani. Şimdi vicdanın ikinci bir dersi kullanıyorum. Vicdanın soğan kabuğu gibi dışından, en dış tarafından irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Bu dimağın 7 bütünlüğünü buraya yansıyan yerine zihin denir. İrade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Zihine geliyor. Tamam. Zihine geliyor. Zihinde bu kalp, ruh buradaki malzemeyi tefekkür olarak kullanıyor. Tefekkür. Fikir yoluyla gitmek. Fikir yoldur, yöntemdir. Ustad fikir yoluyla diyor. Tek tek çalıştığım için biliyorum. Fikir yoldur. Şimdi yol ama yürüyen sen olacaksın. Tefekkürle fikir yolunda yürüyorsun. Tamam. Seni yürütüyor ve seni taşıyor. Buradan çıkarıyor. Artık o tefekkürle gelen haz dünya cinsinden değil. Ama dünyada yaşıyorsun. Farkında değilsin. Öteleri burada yaşıyorsun. Yani tefekkürü imani, zikri kalbiyle ortaya çıkan haz, fuyuzat, zevk, latif, latife gibi tanımladığımız ama tarif edemediğimiz bu ulvi hazlar dünya cinsinden değildir. Bu size müjdedir. Ben bulduğum zaman koltuğumda fırlamıştım. Yani buradayken burayı yaşamıyoruz. Buranın malzemesi değil. Yani neyi kastediyorum? Bir daha söylüyorum. Tefekkürle ve evrat ve eskarla ortaya çıkan hal, zevk, feyiz, bu tatlı haller var ya böyle, şu andaki armoni, yani denge, huzur, tatlı haliniz, dünyanın armutundan değil, patatesinden de gelmemiş, havasından suyundan gelmemiş, dünya cinsinden değil bu hal. Bu hal ötelerin sana tattırılması, ötelerin sende ifade edilmesi. Öteleri yaşıyorsun. Bu ötenin hakikati. Ruh buna alışmış, öteye gidince şaşırmayacak. Bunun daha kalitesini yaşayacak. Buradayken orayı yaşıyoruz. Anlıyor musunuz? Buradayken orayı yaşıyoruz. Ahiret, bu,
Ahiret halini yaşıyor yani. Evet, ahiret haletlerini yaşanıyor bu. Dünya haleti değil bunlar. Ama farkında değiliz. Peki soruyorum size, şu tatlı hali yaşamak istemez misiniz? Tefekkürden hali yaşamak istemez misiniz? Evrat ve eskerden ortaya çıkan hali istemez misiniz? Şu andaki haliniz, hayatınızın her safhasında olmak istemez misiniz? İster. Peki şu hali, şu andaki halinizin rahatlık hali, huzur hali, feyiz hali, bunun 70 katını istemez misiniz? İşte kabir, işte orası. Oraya gitmek korkuyorsun bu sefer. İstediğin şeyden korkuyorsun. Korktuğun şeye niye iman ettin o zaman? İman ettiğin yere gideceksin kardeşim. Batıla, yanlışa, kötüye iman etmedik ki. Ahirete iman ettik. Batıl değil ki iman edelim. İman, itikat ettiğin yere gideceksin. İtikat ettiğin yerde yere gitmekten ne korkuyorsun? Zaten ya abi burada koca. Zaten orayı yaşıyorsun. Burada, burayı yaşamıyorsun ki buradayken. Sen nerede, nereyi yaşıyorsan oralısın. Nerede, dünyada, nereyi, ahireti yaşıyorsan sen zaten ahirettesin. Şu anda zaten ahirettesin şu anda. Şu andaki haline bak, şuna bak. Görüyor musun? Bak, mest olmuş. Zevk almış. Ölümü ne kadar sevmiş şimdi. E şimdi bunun 70, şu halinin hayatın her safında olmasını istemez misin? Gündelik hayatta. Şu andaki bu huzur istemez misin şu anda? Ne ölüm var, ne şey var, ne çık var, ne senet var. Ne dert var, ne keder var he? E peki hayatın her safhasına yay bunu. E cennet işte. Ya bunun aslına gidiyorsun. Bunun 70 kat ilerisi işte kabir. Neyinden korkuyorsun? Zaten yaşıyorsun. İnsan kendinden kaçar mı? Lemalar 8'de diyor ki bir yerde ders yaptık. Ya yaşlı birisi. Hasan kardeş dedi, 60 yaşında. Ya vallahi bu dersi dinledim. İnsanın ölesi geliyor ya diyor. Ya ölüm de korkulur mu? Ölüm kurtuluştur. İtlak-ı ruhtur. Tahvili vücuttur. Zindani dünyadan bostan cinana çıkıştır. Ölümden değil, günahtan kork. Ölüm öldürmüyor. Günahlar öldürüyor adamı. Azrail ruhu öldürmüyor. Azrail ruhu cesetten alıyor. Kurtarıyor. Kurtarıcıdan korkulmaz. Günahlar ruhu öldürüp cesede gömüyor. Lemalar 80'de diyor ki, imanın tercümanı olan lisanın zevk ruhusine ilişip zikirden nefretkârını uzaklaştırarak susturuyorlar. Yani günah işleyen bir ruh, insan, evrat ve eskerden hoşlanmaz. Tamam. Okuruz be, kalkarız ya namaza. Günah işlenen yorulmuş bir ruh istemez. Ne demek? İmanın tercümanı olan, dişe vuruşu olan lisanın, şu dilin, zevki ruhanisini, yani dilin evrat ve eskar okumasındaki o zevk aslında çok lezzetlidir. Mesela namazdayken. Mesela birine böyle namaz kılmak var. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahman ve Malik. Çiçekler ne oldu senin? Bir de elhamdülillahi rabbil alemin. Böyle. Rahman'a da asılmış böyle. Nasıl ruh? Tam frekans tuttu. Verici radyo istasyonuyla radyo tak tuttu. Artık çıkmak istemiyorsun. Ruh diyor ki keşke kopmasa. Onu diyen ruhtur. İşte lisanen böyle zikri oluyor ya, okuyorsun bazen risale. Bırakmak istemiyorsun. Günahlar işte nefretkârını uzaklaştırıyor. Aynı harfleri veya aynı sesleri, aynı manaları kullanarak farklı manayı ortaya koymaktır zikir. Mesela aynı harfleri yazı yazarken, mesela kitapta yazı yazıyorsunuz, tamam mı? Yazı yazıyor. A çoktur, B çoktur, D çoktur vesaire. Kullanıyorsunuz. Peki bir sayfada kaç tane A kullanıyorsunuz? Ama tekrar diyor musunuz? Tekrar değildir. Veya her bir paragrafta aynen öyle ki veya ve hem tabirler tekrar iken tekrar değildir. Başka bir mananın açılımıdır. Zikir de böyledir.
Aynı şey. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sayfadaki hem veya aynen A, B, yani kullandığımız şeyler sayfada da aynı tekrar. Tekrar değil. Orada başka mani. Hem dediği zaman başka bir şey anlatılıyor. Yukarıdaki hem başka bir şey anlatıyor. Veya çivi 3-4 tane, yani mesela duvara bir şey yapıyorsun, marangozsun vesaire. Çiviye keserle çekişte tak, 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 tak. Tekrardır. Ama netice tekrar değil. Netice farklıdır. Her vuruşta farklıdır. Muavinlik yaparken gel, gel, gel. Gel ya. Yani ikisi de gel. Niye güvenmiyorsun ya? Gel işte. Önce gel. Gel adam gibi gel. Güven bana. Gel. Ulan gel diyorum ya. Niye gelmiyorsun? Aslında üçüncü gelde hiddet var. Ama harf aynı. Ama mana farklı. Dalgalar da öyle. Böyle geniş, 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 geniş. Ama her geniş tabiri farklı. Yani zikir ve evratlarda tekrar gibi gözüken, mesela merdiven basamakları tekrar gibi gözükür. Ben konuşurken ayı çok kullanırım, beyi çok kullanırım, tekrar gibi gözükür, hiç alakası yok. Ondan sonra başka şurada. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Böyle düşündüğümüz zaman o sayılar o zaman 33 kere, 33 kere, 33 kere. O zaman onların çok farklı bir anlamı var. Tamamen. Yani 32 değil yani, 35 değil, değil yani, 33. Ustad ona şöyle diyor. Kilit var, anahtar var. Ya fazla mal göz mü çıkarır? Ya şu anahtarımın bir dişlisini fazla atsam ne olur? Açmaz. O öyle açar. O diş öyle olacak. Ya ne var ya? Eksik yapamazsın, fazla yapamazsın. 33 odur. Her 33 ayrı bir manadır ama konu madem şey yaptın ama anlatmayacağım uzak. Mesela bir tanesini yapayım. İmam Azam'ın yaptığı 33. Subhanallah, 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 subhanallah. Her subhanasını 2-3 tanesini yapayım, gerisini doldurursunuz. Ayet-i Kübra'da 33 mertebedir. Yıldızlara bakmış böyle. Çarpmadan gezdiren, söndürmeden devam ettiren, birbirine, hukukuna tecavüz etmeden ahengi muhafaza eden, yani sisteme bakmış, hayret etmiş. Sisteme. Allah Allah. Şuraya bak yani. Tamam. Bakmış, o sistemin insanda uyandırdığı hayreti Subhanallah demiş. Bu Subhanallah, bunun tercümanı. İnmiş dağlara, dünyanın üzerine kazık gibi koymuş, havayı tarıyor, madenleri depoluyor, bu kadar mahlukatın zemini olmuş, bu kadar harika bir sistem. Biz evde 2-3 kişiyle idare edemiyoruz, kavga ediyoruz. Bu dağda çakal da var, tavşan da var, köpek de var, domuz da var, o da var. Yani ne kadar mükemmel bir sanat ve teknoloji ve teavun ve tesanüt sistemi çalışıyor. Bu dağlara baktığı zaman hayretini Subhanallah demiş. Bu Subhanallah dağların sistemindeki Subhanallah. Denizlere, mahlukata, nebatata, denizlere vesaire. Her bir Subhanallah bir alemin simgesi, ifadesidir. Tekrar edilen o kelime manalara geçmek için ona uygun kapaklardır, menfezlerdir. Mesela kapıdan girdin, öteki kapıya gidiyordu ama bir bina kapısı, ötekisi daire kapısı, ötekisi de yatak oda kapısı, ötekisi mutfak kapısı. Yani her bir kelime bir mananın üzerine örten kapak gibidir. Kapak. Sesi, şekilleri manaya dönüştürendir zikir. Yani hava yazı, şekil. Bunu sese dönüştüren veya sesi, gelen sesi içte manaya dönüştürüyor zikir. Allah ile kul arasındaki kuvvetli bir fiil bağıdır, oluşturuyor zikir. Sanki bir fiil olan kainat, şecer-i hilkatin anahtarı, anahtar dişlilerine benziyor zikir. Yani çekirdek ağaç ilişkisi, Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemle insan ilişkisi böyledir. Bu ilişkileri ilişkilendiren ve bizde uyandırmaya vesile olan o anahtarın şeyi gibi, dişlileri gibi. Subhanallah, elhamdülillah, ekber, la ilahe illallah, elhamdülillah, rabbil alemin. Hep bir harf bir yeri açıyor. Biraz da ben buraya yetişemezdim size de. 6 tane de. Aslında size de şu boyuttan da açmak istiyordum. Onu da belirteyim.
kalsın. Zaten mümkün değil. Çıkma. Zikir, ze, kök harfleri, kere, zikr. Tamam mı? İ de çekiyor, ye koysak. Ama kök harfleri ze, kere. Bu her bir harfin dört tabiatı var. Ateş midir? Toprak mıdır? Su mudur? Buhar mıdır? Her bir harfi. Tamam mı? Mesela şöyle diyeyim. Annenin ismi, kendinin ismi, Arapça kök harfleri, senin kök harflerin, senin nasıl bir şey olduğunu, eğitim almamışsan, çıplak doğuşta, asabi misin, buhar tipinden misin, toprak tipinden misin belli olabiliyor. Ha. Şimdi zikri ben size dört karakterden de anlatmak istiyordum. Dört karakter. Ateş midir? Ateş unsuru mudur? Su unsuru mudur? Buhar ve toprak. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Okay çok merak etti şimdi. Yüzde kaçıdır vücudun su oranı? %76. %70 diyelim. Hadi 75-76. Şimdi Japonlar bardak suya 7 sene bunu saklamışlar. Yanında küfür etmişler. Güzel sözler söylemişler. Yani galis tabir. Dolaba koymuşlar falan uzun. Suyun karakteri değişmiş. 7 sene saklamışlar, sebebi şu. %76 su olan bir yapının düşünceleri, bak konuşuyorum, düşünüyorum, ile yanında konuşmak değil, düşünüyorum, su değişiyor. Yani yanında galis tabir kullanılmış, 5 saat eksi 5 derecede, santigrat derecede buzdolabına koymuşlar ve kristalleri daha kapalı, daha kahverengi, daha büzüşmüş. Yanında şarkı türkü, o da Kur'an değil, sohbet de değil. Söylenilmiş suda daha saydam, daha beyaz, daha geniş. Çünkü sirayet var eşyada. Ben size camiyi misal veriyordum. Osmanlı'nın yaptığı cami. O da taş. Cumhuriyet döneminde yapılan camiler de taş. Ama Osmanlı buram buram kokuyor. Bunu Müslüman olduğumuzdan değil, gavurlar da söylüyor. Osmanlı diyor ruhunu taşa yansıtabilmiş diye yazıyorlar mesela. Fransızlardan ben duymuştum böyle. Sultanahmet vesaire deyince. Yani insan o sirayeti çok anlatmış. Sigara nasıl siner gibi. Şimdi %76'sı su mu? Su. Şimdi bunu böyle deyince hariç ol. Bir de ben zikretsem, tefekkür etsem, evrat okusam %76 su nasıl değişir? Peki %76, %76 su, suyla alakalı bütün unsurlar etkilenir. Kan, burun sumuğundan banyo yapacak kadar ki malum bütün sular bu evratla etkilenir. Zaten psikolojik hastalıkların bu sıvıların dengesizliğinden kaynaklanıyor. Peki son sorunu simgeleyen Musa'dır. Musa aleyhisselam. Karşısı Musa ve Nuh'tur. Nuh'un karşısında Dermesil, Musa'nın karşısında Firavun var. O son surana nasıl hakim olmuşsa Musa ile Nuh, ötekiler nasıl gark olmuşsa, işte o sistemi kullanmak bedenin %76'sına hakim olmaktır. O da zikirli olur. Zekere'den girseydim, Z hangi tabiattır? Ateş midir? K hangi? Z, mesela vesvese ile çok uğraşmıştım, bilirsiniz. Ama katılmayanlar bilmez. Vesves, vav vesin iki karakterdir ama tekrardır. Vesves e. Zem zem. Mesela zelzele. Zelzele. Tekrar vav vesin harfleriyle de uğraşarak vesvesenin ne olduğunu. Nasıl şey yapılır? Yani en azından ufkunuza malzeme olsun diye söylüyorum. Z, K, R tabiatlarıyla. Yani ulema bundan ne karın olacak? Abi bizi laf karabalı veya bilgi şeyinde yoğurdun, boğdun. Hayır. Hani şeylerde, rezil vizyonlarda adamlar çıkarlar ya, ayet ve hadisi zahir mana veriyorlar. Ya bunda ne var? Ulema muhaddisun hadise. Mufessirun ayetin cümlesine değil, harfin karakterine bakarak mana çıkartıyorlardı. Allah şahit olsun. Yalan söylüyorsam Allah beni kahretsin. Zekere'de ben 2 saat konuşuyorum. Zekere harfinden. Karakterinden. Zekere. Zikirden. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek mana çıkartırım. Gurur şeyi demiyorum. O zındıklara
hadisleri inkar edenlere duyurmak için bu feveranı. O ayet ve hadisleri ve hadisleri inkar ediyor ya, o anlamaz o küçük kafasıyla. Arkadaş, harfin karakteriyle mana çıkıyor. Senin kafanı almıyor mesela. Levlak-ı Levlak hadisini inkar ediyor adam. Kainatı diyor. Muhammed'in nurundan yaratılmış diyor. Ya diyor, bunların kafası çalışmıyor mu diyor. Ben bizzat diyor, getir dedim ya videoyu. Ya diyor 571'de doğdu diyor. Ondan önce kainat yok muydu diyor. Nasıl çekirdek olacak diyor. diyor, ağzını açıyor buraya kadar. Peygamberin anlayışına bakın yani. 571'de doğduğunu söylüyor. Ulan o beşeriyeti ya. Peygamberin peygambere yüklediği manaya bakın. 571'de doğmuş diyor. Peki ondan önce kainat ne olacak diyor. Peygamber anlayışına bakın buna. Yani zikirde Arapça kök harfleriyle mana verir. Onun harflerinin karakterinden manaya gidiyorlar. Başka harflerinin bizdeki karşılıklarıyla çözüyor. Muhaddisin mana veriyor. Sen o anlama, o küçük kafanla kafanı ölçü yaptın, kafama uydu. Uymadıysa yanlış. Anlıyor musunuz? Onun için şey yaptım ya, böyle kızıyorum yani hadis. Çünkü hadisi, ayet inkar etmek neyse, hadis inkar etmek aynıdır. Allah'ı inkar etmek neyse, kader inkar etmek aynıdır. Bir bütündür yani. Zekere'den ben bu Risale'yi çok okumadım. Ama Risale'nin gözüyle tabii. Yoksa Risale olmasa ben ne yapacağım? Z harfinden, K harfinden, R harfine. Vallahi billahi. Bir iki saat konuşurum yani. Harfin karakterinden ateş midir? Buhar harf mıdır? Su mudur? Toprak mıdır? Sırf Zekeri manasını orada şey yaparım. Ha, o zaman ayet ve hadislere bakışınız değişik olsun. O var. Kainattaki karşılıklar var. Bizdeki o Z ne demektir? Yani Z bizim neremizde? Kef neremizde? Hangi şeyimizi simgeliyor? Ya acayip arkadaşlar, dibi yok ya. Buzun dibi var mı? Buz. Bir yere gitmiyorum bak. Su. H2O. Enerji. Esir. Maddi hayat. Aynı hayat. Akıl cevheri. Ruh cevheri. Nur-u Muhammed'i. Esma. Hiçbir yere gitmedim bak. Gir içeriye, gir içeriye derken aynı yerdeyim. Cennet bunun neresinde? Dördüncü mertebe mi? Buz. Bak cennete gideceğim. Su. H2O. Enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat. Cennet makamı bu işte. Abi neresinde cennet? Buzun neresinde su varsa burası, orasındadır cennet bunun. Buzun neresinde su varsa ama ömründe su görmemişe, buzda yaşayana dese ki kardeşim su, ya manyak mısın, kafamı yedi. Neresinde su? Ne suyu ya? İşte buzda hiç su görmemişe anlatamazsın. Ahiret nerede? Buzun neresinde su varsa dünyanın orasındadır ahiret. Odunun neresinde nur varsa dünyanın orasındadır ahiret. Kelamın neresinde mana varsa insanın orasındadır ruh ve ahiret. Hepten bir şey değil ki ya. Birbirine zaten geçişler yapılıyor. Şu andaki haletiniz buralı değil ki. Gafleti ortadan kaldırandır zikir. Gaybı zahir etmekle yine gayb olan kişileri ayan etmektir zikir. Ne dedi? Bir şey dedi işte. O velayet, çünkü okuyacağım çok şeyi. Ulan güzel yaptın ya, orası sarardı, burası beyazladı. Tamam, dokunmayın. Aferin adama ya. Çok güzel oldu. Bizim hiddetimizden celale geldi. Arkadaşlar, olayı biliyorum. Yani bu manaları da seviyem kadar fark edince, ayeti inkar edenlere, hadis inkar edene, kader inkar edene, yani arabamı çalana, telefonum çalana yaptığım tepki kadar ben ayeti ve hadisi ve kader inkar edene tepki koymuyorsam ben insan değilim. Telefonumu birisi çalsa ne kadar üzülürsem, telefonumu çalana ne kadar hitet edersem, hadisi inkar edene de o nispette etmesem bende ahmiyet yoktur. Telefon kadar hadisi sevmiyorum demektir. Netice aynıdır. En azı herhalde. En azından. Telefonunu çaldın lan. Çalanı biliyorsun, hitet etmiyorsun. Hadisini de inkar edenlere abayattır. Kur'an ayetleri güneşin ziyası gibidir. Hadis-i şerifler bulutun suyudur. İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında evamir Kur'an'ı imtisal ederse.
Tamam. Yani o hiddet o nispette oluyor. Benim aklım gidiyor ya. O velayetin tarikatı ve o velayeti kübranın evradı mahsusası olan farz namazlarının akabindeki tesbihat. Tesbihat neymiş biliyor musunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselamın velayeti kübrasının evradı mahsusasıymış. O şeyler, namaz tesbihatları. Şimdi bu aldığım not, şimdi size çalıştım 6 sayfa. İnşallah en azından 10 tane madde okurum. Birinci madde, hepsini okumayacağımı göreceksiniz. O münimi hakiki bizden o kıymetli nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise 3 şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Yani Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri başta zikirdir. Ondan sonra ortada düşünmek fikirdir. Sonunda şükürdür. Eylemsel olarak dönüştürelim. Bak iyi dinleyin. Böyle basit bir şeyi basit derken sıradan bir manaya sokmayalım. Yemekten önce efendim elini yıkamak, besmele çekmek, yemek yerken Allah'ı düşünmek, sonra şükretmek gibi sırf ona münasır tutmayın. Genellersen külliyatta zikir, fikir, şükür demek doğru insanlarla helal kazanıp helal yere harcamaktır. Anlıyor musunuz? Yani doğru iş, helal kazanç, helal sarf etmek. Zikir, fikirin bir manası, hayatsal boyutu budur. O sofradaki boyutu. Doğru iş, işin doğru olacak. Helal kazanacaksın, onu da kazandığını helal yere harcayacaksın. Hadis-i şerife uyuyor. Nereden kazandın? Nerede harcadın? Değil mi? Nereden elde ettin? Yani nerede yaptın? Doğru yerde çalışın ama hakkın olmayanı aldın. Bu insanların çoğusu maaşlarına haram karıştığı için vazifelerini yapmadıklarından aldıkları maaş haram olduğundan geçim derdi yapıyorlar. O 1,5 milyarla geçinemiyorlarsa ben onlara tavsiye ediyorum. İmam Azam Efendimiz'in tavsiyesi. 1 milyara indirsinler geçinirler. Çünkü 500 milyon haramdı olduğu için helal içine karşılığında geçim derdi zorluğu çekiliyor. Çünkü helal rızık geçinmeye kafi olurdu. Haram karıştırıyoruz. Memuruz, bakmıyoruz işimize. El işleri yapıyoruz masada. El işleri yapıyoruz. Onu bunu gönderiyoruz. Doktorsak takmıyoruz. Hani acayip bir şey. Ondan sonra geçinemezsin kardeşim. Bu bereket bulamazsın. İmam Azam Efendimiz'e geldiler ki o tarih. Tabin yani dönemi. Efendim geçinemiyorum demiş. Yani sen diyor yani sözün geçer. Büyük adamsın. Yani bizim patrona desen de maaş atırsa. İyi o zaman patrona söyle dedi şimdiki tabirle. Maaşını düşürsün. Efendim ben geçinemiyorum bunu. Maaşını düşürsün. Tamam efendim o zaman itaat varmış. Gitmiş patronuna demiş ki maaşımı düşürmeniz gerekiyor. Geçinemiyor mu demiş. O da Allah Allah demiş. Kim demiş yani? Geçinemiyorsa maaşı artması gerekirken düşür demiş. Tekrar gelmiş bir ay sonra. Efendim daha geçinemiyorum. Şu kadar daha düşürsün dedi. Onun şu an yazıyor. İmam Azam Efendimiz yazıyor. Yani Fıkıh Ekber'de geçiyor. Tekrar 3. ay gelince Allah sizden razı olsun. Geçiniyorum demiş. İnanın. Çünkü haram karıştı. Hakkımız yok. Hak etmediğinizi alıyoruz. Şimdi gitti. Kağıt var hastanede. Tamam geliyor söyle. Kapı açık gördüm yani. Bekliyorlar. Sıraya girmiş. 2 tane doktor lak lak yapıyor. Geçinemezsin kardeşim. Kanser de olursun. Hangi kanser? Bedeni sağlam olabilir ama ron kanser. O kafaya bak yani. Şimdi orada adam inim inim inliyor. Tamam. Ve diğer devlet dairesini. Geçinemezsin kardeşim. 100 milyar TL dalsan her gün geçer. Çünkü Allah ruhunu aç yaptı. Aç olacaksın. Men dakka dukka. Merhamet etmeyene merhamet edilmeyecektir. Evet. El ceza min cinsi amel. Bak. Biri zikir, fikir, şükür. Ne işti kazandın? Helalın mı? Doğru yerde harcadın mı? Fikir, şükür. Fikir, şükür bunlar.
Münimin nazarında şu dünya bir zikirhane-i rahman, bir talimgah-ı beşer ve hayvan ve bir meydan-ı imtihan-ı insün candır. Sözler oynadı, görüyorsunuz oraya. Ne işimi seyaracak? Ben bunu niye onayladım? Arkadaşlar, nerede, ne hesabına çalışıyorsak, bunun şuurunda isek, o zaman buraya da, burası için, burada olmadığımızdan dolayı, buranın olayları bizi sıkamaz. Sıkıntı olur. Elin kesilebilir. Yani elin kesildi falan vesaire. Arkadaşlar, biz dünyayı yorumlayamıyoruz. Dünya niçin buradayız? Bunu bilme nispetinden, olaylardan sıyrılırız. Biz buraya başka yer içiniz. Az kaldı gideceğiz. Dişinizi sıkın. Dişinizi sıkın yani. İntihar ölümü düşünmeyin. Zaten öleceksiniz yani. Yani orası için olduğunu bilen insan buranın çilesine katlanır. Çünkü bugün birileri geldi de kaç yaşındasın dedi bana. Dedim ki ben bir senelik hücrem yok. 6 aylık en fazla hücrem var. Hücre itibariyle, bedensel itibariyle 1 yaşında bile değilim. Aslı yaşım, ben şu anda ne hissediyorsam o yaştayım. O yaştayım. Ne hissediyorsam. Doğrusu budur. Yaşı anlatmıştım size ne demektir diye. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Bir de okuyorum. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih. Tesbih ne demek? Tesbih. Sürekli dilde tekrarlanan zikir. Tamam peki uygulama ne? Subhanallah. Tazim ne? Allah'a bekler. Peki. Tamam şükür. Demek ki namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Güzel. Tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Bir de okuyayım. Görüyor musunuz orada? Tesbih, tekbir, hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. O zaman böyle namazı elimizden geldiği kadar işene vesaire şurada burada. Ustad müsaade etmezmiş. Namazı bitirdikten sonra hemen kalkmalarını müsaade etmezmiş. Subhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber'i mutlaka hatırada geçiyor. Onu okuttu çünkü namazın çekirdekleridir. Nasıl yapacaksınız? O kıbleden dönmeden yapacaksın. Namazda nasıl duruyorsan kıbleden dönmeyeceksin. Yani böyle zikir olmaz değil mi? Olmaz öyle. Senin gibi oturma olmaz. Hani böyle olmak lazım. Nasıl oturuyordunsa. En azından Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber ve dualarda kıbleden yönünü sağdır, çevirmeyeceksin. Misal vereyim. Yanımızda bir adam var. Sonra dahil oldu. Bir rekatı kılmamış. Unuttu. Bir şey anlatacağım. İmam cemaate tabiiz. Solumuzda hemen bir adam geldi. Yeni ama bir rekatı kılmamış. Çok. O da daldı. Selamu aleyküm ve rahmetullah. O da verdi selam. Hiç dünyevi konuşmadan şöyle yapacaksın. Bir tane kılmadın diye. Hemen ne yapacak? Kalkacak. Eğer kafayı çevirse bile namazı bozmaz. Sağdır. Göğsünü çevirmeyecekse. Mesela Bursa'da var. Namazda abdestin bozuldu. Hiç kıbleden sadrını bozmadan geri gidiyorsun. Orada şadıvan var caminin içinde. Hemen abdestini alıyorsun. Kaç kılmıştın? 2. Bir tane de kaçırdın. Sona yetiştin. Bir tane kaldı demek ki. Sen o tek başına kılacaksın. Şimdi sadrını çevirmeden namazını çekirdekleyeceksin. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber ve duayı çekirdeği sakın bozma. Ha, tesbihatı yürüyerek yap. Tamam. Bu fani eşya başka yerde baki meyveler verirler ve daimi suretler bırakır ve başka cihette ebedi manalar ifade eder, sermedi tesbihat yapar. 86 sözler. Yani bu bunları seçmemin sebebi mesela çok şey var, çok mana var. Fakat şu, yani nerede ne yapmak istediğimizi şuurunda olmak lazım. Burada
Burası için değil. O zaman sana dünyevi hadiselere tahammül gücü verir. Yani nasıl baki değil, ebedi değil. Şu halde istesem de istemesem de çıkacak zaten. Senin zamanın zaten geçecek, tutamazsın. Hep böyle mi duracak? İstesen de durmaz. İstesen de durmaz. Ha, o zaman şu mantığı yakalamak lazım. Yani tefekkürümüzde kullanmak lazım. Sıkıntıdan sıyrılmak adına. Ne? Burada başka yer içiniz. Burası, burası için değil. Çünkü burası, burası değil. Bizim yüklediğimiz mana gibi işlemiyor bu sistem. Ya. Atlıyorum aşağıya. Bakayım bulacak mısınız nereden okuduğumu? Bütün asfalt zikirdir gör. Asfalt, asfalt değil. Sesler zikirdir gör. Başka? Zikrin şeyini tekrar ile tenbirdir. Zikrin şeyini, zikir odur ki tekrar ile tenbirdir. Tenbir yani zikri tekrar etmek sık sık. Onun şurada bir tane şeyfisi vardı. Onunla beraber diyor ki 5. sayfada 5. sayfaya geçebilir misin? Başlığı Kur'an-ı Kerim diye başlıyor. Buldun mu abisi? Tamam. Onun en aşağısından yukarıya doğru bak sevgili kardeşlerim, zikrin tekrarı kalbi tenvir eder. Ha. Bak şimdi 231 mi? Oraya bir, lütfen bakın. Zikrin tekrar. Subhanallah, 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 subhanallah değil. Mesela namazda tesbihat yapıyoruz ya. Subhanallah, subhanallah, su çıkıyor değil. Adam gibi yapacağız. Zikrin tekrarı kalbi tenvir eder. Kalbi nurlandırır. Sonra bak başka bir şeyi okuyacağım. Bu şey yapacağım, dikkatinizi çekeceğim. 2. Duanın tekrarı takrirdir. Takrirden ne anlıyoruz? Takrir. Tekrar. Tekrardan asıl olanı söyleyelim. Merdiven misali. Merdiven misali çok güzel. Yani, çok güzel. Başka? Duvar örme. Duvar örme. O kararlı olduğunu, samimi olduğunu ve sahiplendiğini, bu mesele benim tapum olduğunu demekmiş. Dua. Allah'a samimi olduğunu, ciddi olduğunu, o mevzunun sahibiyim. Tapusu bende. Çünkü istiyor. İmanın tapusu neydi? Ameldi. İmanınızın tapusu ameldir. Duanın tapusu ısrarla tekrardır. Allah Resulü diyor ki, duada ısrar edin. Samimiyim Allah'a. Ve ciddi istiyorum. Dua samimiyeti gösteriyor. Dua arınmayı gösteriyor. Sıyrılmayı ifade eder. Tamam mı? Fark etmenin en güzel şey delilidir. Yalnızlığını ortadan kaldırandır. Değil mi? Mesela dua eden adam anlar ki diye. Burada en harikası da şudur. Dua edebiliyorsanız ne mutlu, onaylanıyorsunuz demektir. Unutmayın bunu. Onaylanmanın adıdır. Dua edebilmek. Bir misalini söyleyeyim, hepiniz bildiği yerden söyleyeyim külliyatta. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Anladık mı sırrı? Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Huzura kabul edilmeyen bir ruh namaz kılamaz. Eğer namaz kılabiliyorsan ne mutlu sana olsun. Çünkü ruhun huzura kabul edilmiş. Kabul edilen bir ruhu Allah haşır da reddetmez. Endişe etmeyin, namazınızı kılın. Namaz olmayanın da pek şansı yoktur. Yani ben hep pozitif anlatan insanım. Ama namazsız kabre girenin de
şansı yok gibidir. Çok azdır. Çünkü amelu, amel imandan bir cüz değildir. Ama diyor, amelsiz iman da kalmıyor diyor. İşaretleyeceğiz. Ama namazınız varsa ki var, endişe etmeyin, davanız da var. Çünkü bir nevi huzura kabulün olan namaz ile, namazdan önce ezan okunuyor ya bak, bütün ruhlar çekiliyormuş. Çünkü biz burada fotokopiyiz. Nur-u Muhammed-i Asli'yiz. Bu biz değiliz. Biz Nur-u Muhammed'i değil miyiz? Yani kökteki çekirdekteyiz, aslımız kütük. Biz şu anda daldaki meyveyiz. Oradaki şahsiyet çekirdektir. Arkadaşlar, ezan vakti bir inkılaptır. Her bir namaz vakti bir inkılap başıdır diyor. Ha? O ruh miracını yapıyor. Onaylanıyor. Ona kürsü geçerse ama. Kürsten takılmış nefis ve şeytan. Kürsü geçmesinin adıdır namaza durabilmek. Kürsü geçmeyen bir ruh dünyada secde edemez. Yani ruhun bedendeki kıyamı bedensel arzda namaz kılmaktır. Yani ruh en mukaddes ibadet yeri, en mukaddes ibadet yeri, Kabe'den daha harika ibadet yeri ki 1000 rekat gibidir. Orada 2 rekat burada. Ondan daha harikadır bedendir. En kutsi mabet bedendir. Ruhun bedendeki kıyamı, sözler 46'dan bahsediyorum. Ruhun bedendeki kıyamı, uyanışı, miracı bedensel olarak bedenin dünyada secde edebilmesidir. Alameti budur. Çünkü kıyamın şeyi diyor, salatın 3 farzı var diyor 46'da. Namazın 12 farzı var. Ama ne yapalım? Salatın bir manası da namaz olduğu için salat namaz demişiz. Namaz salat olsaydı elfu elfi salatin ve elfu elfi selam aleyke ya Resulallah demezdik. Tamam. Abi namaz ve dua her ikisi de geçen gün anlattığınız gibi Kur'an deyince raftaki Kur'an değil o musaftır evet. Diyordunuz ya. Evet. Huruf libasını giydirilmiş Kur'an. Huruf, harfler giydirilmiş. Hasan'a gömlek giydirilmiş, etmedik, atlet giydirilmiş, beden giydirilmiş, hayat giydirilmiş. Bak bana neler giydirilmiş. Hayat giydirilmiş, his giydirilmiş, şuur giydirilmiş, elbise bunlar. Akıl giydirilmiş, ruh libası diyor. Ustad diyor ki bir de İbrahim Aleyhisselam'ın kısasında 20. sözde. Ruhunuza iman libasını giydiriniz. Cehennem yakamaz o zaman diyor. Hatırladınız mı? Amin. 20. sözde geçiyor. Garip garip baktınız ya. Peki. İbrahim ben ne dedim? Doğru. İbrahim Aleyhisselam evet. Hani yanlışımı düzeltiniz yani. Eğer şey yapmışsam bakın arkadaşlar İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında söyleyeceğim. Selamen sayfa 261. İslamiyet gibi bir zırh. İbrahim bari olunuz. Hemen bak İbrahim bari olunuz. Konu okuyorum. Ta maddi ve manevi gömlekleriniz en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi. İman libastır. Ruha giydiriliyor. Ne mutlu işte. İmanı olan her şey yapamayacak, dokunamayacak. Bu yüzden misal ibarette İbrahim Aleyhisselam anlıyoruz. Evet bu sistem. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı eylemsel hali bu. İbrahim Aleyhisselam bu değil. İbrahim Aleyhisselam 627 miydi? 31 miydi şualar? Şey diyor. İbrahim'i meşrep, İbrahimleşmek için İbrahim'i meşrep lazım. İbrahim'i meşrebin içerisinde 2 sıfat vardı. Neydi o? Evet. Şefkat ve tefekkür. Şefkat ve tefekkür. İbrahim'i bir meşrep. Sünnet-i Seniye uymak hangi meşreple vasıflanıyorsun otomatik? Hangi peygamberdi Sünnet-i Seniye? Firavun'a karşı? Musa. Musa. Sünnet-i Seniye'dir. Allah Allah. Dima bütünlüğü
Hava? İsa. İsa. Çok güzel. Heyecanlandırıyor beni. Elhamdülillah ya. Şükürler olsun. Bak, duanın tekrarı takrirdir. Tapulanmaktır, tapulenmektir. Allah'ım bunda ben samimiyim. Tamam. Sonra davet dahi, davet edilemezsen yapamazsın. Bak dua yapayım ben size. Hoca mürabta şey yapıyor, biz de... Bazen de kafayı kaşırız. Böyle dua olmaz ya. Ama iyidir kendi. En azından fotoğraf çektiriyor. Ben şeyi çok seviyorum. Olumsuz hiç sevmiyorum. Zerre kadar taşın olsun doğru. Ama kalite düşük oluyor. Olsun. Abi bir de El Fatiha deniyor ya. Ya el kaldığı gibi yüzüne sürüyor. Diyorum ne çabuk okudun yani. Nasıl? Üç defa Selat-ı Selam okudun. Ben hiç anlamadım. Ya o El Fatiha'dan hariç. Subhanallah, 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 su çıkıyor. Tamam ya su. Vallahi yetişemiyorum. Bende eksiklik var. Onlar doğru, bende eksiklik var. Şey için demiyorum ha, tevazu haşa demiyorum. Ben yapamıyorum. Ağzım beceremiyor. Subhanallah. Ben subhanallah yarısına gelene kadar adam elemi bitiriyor. Elhamdülillah, elhamdülillah bitiriyor. Beceremiyorum yani. Ama demek ki alışmışlar çabuk. Oradayım bak. Zikrin tekrarı tenvir eder. Duanın, peki en dua, dua ya, duaların cemi Hizbu Kur'an değil midir? Kur'an değil midir? Kur'an, hem Kur'an için hem dua kitabı, hem zikir kitabı, hem fikir demiyor mu? Arkadaşlar, 6666 tane ayet var malum. Bu ayetlerin içerisinde dima inşa eden, hayat, ruhu ihya eden, tesadüfen haşa söylemiyorum, dima inşa eden, inşa, yedini bütüne getiren, liman yedi mertebesini bütüne getiren, batın, ruhsal ve kalp vicdan işlevini sağlayan, ihya eden, hayatı aktif eden 6666 taneden 1000 tane ayeti seçmiş usta. Bu işi yapan, yani bu iş için. Hukuk mesela, miras hukukuyla ayet var, kabirle alakalı var ama bu 3 tane sıfat, aklı inşa, batını ruhu ihya, hayatı aktif eden 1000 tane ayet seçmiş. O 1000 tane ayetlerin cem olduğu kitabın adı neydi? Hizbul Kur'an. Nerede anlatıyor? Emirdabir 34'te. Arkadaşlar, en harika şey dua kitabı Hizbul Kur'an. Çünkü ayettir. Hiç beşeriyet yoktur. Onu herkesin elinde olacak. Ama İstanbul Belediyesi anons yapıyor. Evet sayın halkım. Bir saat sonra 120 kilometre hızla bir kasırga geliyor. Eyvah ben çatıyı hemen tuğla öreyim. Çatı uçacak burayı öreyim. Lan 120 kilometre de sen çatıda duramazsın. Dursan bile koyduğun tuğlayı bir şıkkı uçar. Diğer tuğlayla imtizaç edemez. Kurumaz. Sen fırtınadan önce o tuğlayı yapacaktın. Hastalandığın zaman ya nerede ya bizim Hizbul Kur'an ya? Dua kitapları nerede falan? Yok yemez. Alamazsın onda. Çünkü 120 kilometrede gelen bir fırtınaya karşı yeniden harç yapıyorsun. Yeniden tuğla. Duvar öremezsin. Zamanda örecek. Yani koruyucu hekimlik hasta olmadan önce basit bir sebeple o kadar içeceğin hastalıktan sonra içeceğin ilaçtan basit bir sebeple geçiştirebilirsin. Hizbul Kur'an'ı önceden okuyacaksın. Fırtına çıktıktan sonra neredeyiz bu Kur'an'ın derse olmuyor işte. Oluyor da olmuyor. Abi okuyorum da olmuyor. Olmaz tabii çünkü girdi fitne girdi içeriye. Resulullah öyle diyor ya fitne uyandırmanı Allah lanet etsin. Fitne girdikten sonra çıkmaz o. Önceden okuyacaksın kardeş. Başta. Abi akciğer bronşu oldum nefes alamıyorum. Ne önerirsin? Bu sabah. Ne öğrenirsin? Nefes zor alıyorum. Kur'an öğrenmiş miydi dedim. Abi şimdi öğrenirsin. Zamanı verene zamanın yoktu. Hizbul Kur'an'da okusa desin ne olacak yani?
Şimdi ne öneririz? Ne önereceğim ki? Benim elim kolum bağlı. Zamanında değil. Sana bu kadar kürsüden bağırdık. Duymadın. Ama sana sormadan önce bana diyecekler Okay. Ahirette gel buraya Okay kulum. Buyur ya Rabbi. Sen bunu niye yaptın sormadan önce bana diyecekler ki gel. Kulum gel. Sana o kürsüyü verdim. Sana o muhabbeti verdim. Sana o insanlar kalben bir bağ yaptılar. Sana güvendiler. Seni sevdiler. Ben yaptım onu. Sen bunlara dedin mi? Size sorulmadan yaptınız mı size sorulmadan? Vallahi bana soracaklar. Bu kürsüden bunu okunması veya kaza namazlarını kılın dedin mi? Dedim ya Rabbi. Hah, Okay gel. Niye kılmadın? Ondan sonra size soru geliyormuş. Söyleme makamında olanlara sorulmadıkça sorgulananlar sorgulanmayacaktır. Bana soracaklar. Yani bana derken hitap eden insanlara soracaklar. Muhabbet ettiğiniz insanlara soracaklar. Sizin evradınızı, eskarınızı, kaza namazınızı internetten, beyin enerjinizi sömüren cep telefonu oyunlarınızdan, beyin enerjinizi sömüren, evde merhametli olun dedin mi, denmedin mi? Bunlar hep bize soracaklar. Şimdi devam ediyorum. O beşincisi, onu bitireyim. Zikrin tekrarı kalbi tenvir eder, duanın tekrarı takrirdir. Davet dahi tekrarın nispetinde tesir ve tekidi vardır. Tekrar birinci sayfaya geçiyorum. Evradımız, zikrimiz olacak arkadaşlar. Kaza namazımıza başlayacağız. Hele hele enfusi derslerle veya bu derslerle, zeytinli derse gelip de bu derste dinleyip kazası olup da hala oyalanan. Lan ne kadar zamanın var ya? Lef-i Mahfuz mu açıldı? Ne kadar zaman oldu biliyor musun? Hemen başlayacaksın arkadaş. Kaza namazına başlayacaksın. Bunu zaten kılacaksın. Abi bunu ya burada kılacaksın ya orada kılacaksın. Bu ödenecek. O da orada ödemek çok acayip. Bana ben demem ya nasıl ödeneceğini. Ceza falan değil o. Abi ya? Şöyle bir şey var diyordu. Bir abim söyledi de. Bir insan kaza namazını başlamayın dediğinde bitiremeden ölürse Cenab-ı Hak onu bitirmiş olarak... İşaret icazı da var. Çünkü bir hayır başlandıktan sonra sonu gelmese Allah ömrünü yani yaşasaydı bunu bitirecekti bildiği için bitirmiş gibi kabul ediyor. Ben de zaten öyle dua yapmıştım. Siz de o dua yapın diye. Ya Rabbi kazamı bitirmeden canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazadan hesap sorma. Tabii ya. Bir de güzel bir duamız vardı. Ya Rabbi razı olmadığın geçmişimden tövbe. Razı olmayacağım geleceğimden sana sığınırım. Azrail aleyhisselam kardeşime da bir duyurumuz var. Sen de öleceksin. Şimdi o da ölecek. Nasıl ölmek istiyorsan beni ölü öldür. Amin. Şimdi ne diyordur biliyordur inşallah. Severim onu. Hakikaten seviyorum. Allah merhamet etsin ruhlarına. Peygamber ya sevilmez mi? En kutsi şeyimizi, cevherimizi ona teslim edeceğiz. Alacak o. Emanetçidir. Emaneti götürecek. Biz öyle sağlam adam lazım. Öyle uyduruk bu uyduruk bir kargo mu lazım? Onun hissi nasıl oluyor? Ondaki hissi nasıl oluyor? O kadar şefkatlidir ki. Cebrail aleyhisselam bile demedi. Cebrail aleyhisselam ya Rabbi senden kahar cehennem ayetlerini indiriyorum Muhammed'e aleyhisselatü vesselam. Muhammed de ümmetine diyecek. Ama ümmet de çok korkacak Allah'ım bu ayetleri indiriyorum ama endişe ediyorum demedi. Mikail aleyhisselam ya Rabbi fırtına deprem yapıyorum senin kulların benden küsecek demedi. En şefkatli tövbesine kıyas etmiyorum haşa. Azrail aleyhisselam dedi ki ya Rabbi. Senin kullarının ruhlarını alırken bana kızacaklar diyor ya. Yani sanki ben yapmışım gibi yani. Merak etme diyor. Allah teselli veriyor malum. Seninle diyor onun arasına hastalıkları koyacağım. Hemen altında da diyor ki ama sen de bir perdesin. Demek Allah yapıyormuş. Allah işin başında mı? Başında. Allah başında olan bir şeyden hayr-ı mutlaktan başka bir şey gelmez. Teslim ol. Elhamdülillah. Allah nasıl yapar? En iyi yapar. Tabii ya. Elhamdülillah. Nasıl anlatıyorsunuz? Biz neye ağlayalım ya? Hiç ağlayacak bir şey bırakmadınız bize. Estağfurullah. Azrail aleyhisselam
üzülecek bir şey değil. Bak adam ruhu cesette kurtarıyor. Öldürmüyor, tövbe estağfurullah. Allah'ını seversen ya. Günahlar ruhu öldürüyor. Ya sen şunu anlatırken mesela abi böyle kalbim ne bileyim ya hani Azrail Aleyhisselam sevilmez ya. Hüzün olmuyor mesela. Ya bir korku da olmadı açıkça söyleyeyim ya. Hani normalde korkmamız gerekiyor ya. Kahar ayetlerini Cebrail Aleyhisselam getirmedi mi? Bu müjde midir? Peki niye demedi? Ya Rabbi bunu indiriyorum ama ya kullarım falan bundan sevinmeyecekler. Ya üzülecekler. Ya bu adam niye indirdi derler. Demedi. Azrail Aleyhisselam şey yaptı. Ne kadar şefkatli ya. Abi diğer meleklere de Risale-i Nur'da bilmiyorum. Ben rastlamadım da. Cidden sevmeye başladığın ifadesini sadece Azrail Aleyhisselam'a kullanıyor. İşte evet. En korkulan, dehşet verilen melek için en güzel ifadeyi kullanıyor. Ötekilerini kullanmıyor. Kullanmıyor şu an. Bizim sözümüzü değil eder yani. Evet şu an orada ya. Hatta kimse duymaz. Kabre girdim diyor. Dar, karanlık, soğuk. Orada iken dedi, Münker ve Nekir denilen, Münker ve Nekir denilen iki melek arkadaş geldiler dedi. Benimle tatlı tatlı sohbet etmeye başladılar diyor. Hesap sordular diyor mu demiyor mu? Diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Mübarek arkadaş diyor. Mübarek iki arkadaş geldi benimle yani sohbet. Oturuyorsun, geliyor misin? Mübarek geldi diyor. Aydınlandı diyor değil mi? Yani? Kabrim ısındı. Karanlık aydınlandı. Evet. Dar genişlendi. Ama hesap sordu demiyor. Çünkü hararetlendi diyor. Hararetlendi. Çünkü niye? Hesap burada soruluyor arkadaş. Cevap da burada yazılı orada okunuyor. Geldi bir fırsat, rüşvet. Geldi açık saçık. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Soru bir. Bakmadın. Cevap bu. Ha, hani okulda hepimiz okul okuduk. Yazılı kağıttan bir hafta sonra okuyordu ya hocam. Veya bir ay, bazı tembel hocalar bir ay sonra okuyordu. Tamam. Şimdi, yazılı kağıtları soru bir, cevap bir. Bir hafta sonra yüzümüze okunacak. İşte soru burada soruluyor. Cevap da davranışlarımızdır. Orada da yüzümüze okunuyor. Onun adı da sorgulamaksa kurban olayım o sorgulamaya. Bana diyecekler ki anlattın Hasan. Anlattım ya Rabbi. Şimdi melek bunu bana ters nasıl şey yapacak? Yaptığımız dersi yapmadı olur mu ya? Ama tabii o günahlar da onu da Cenab-ı Hakk'ın Settar ismine şey yapıyoruz. Yani ya Rabbi sen Allah'sın. Allah'lığın hatırına affet. Çünkü affetmek bize, sana çok affetmek yakışır. Tabii ya Allah ya. Bunu söylettiriyor, sana daha mı söylettirmiş mi? Dememişsen de yani. Bak içinde böyle mümürlendin ama sana çok lazım olacak. Benim rahmetim ve gazabımın geçmiştir. Elhamdülillah. Ben Recep'den bahsetmiyorum. Ustadın mantığı, Risale-i Nur külliyatı böyle gidiyor. Risale-i Nur böyle gidiyor. Benim meşrebim değil bu. Risale-i Nur'a bakın. Koca külliyatta yarım sayfa cehennemden bahsediyor. 28. sözde. Bir de cehennemin varlığını ispat eden mektubatta var. Cehennemin varlığını azaptan değil. Ama baktığın zaman külliyatın bu asırdaki şeyi niye? Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bu asırdaki Kur'an dersi Risale-i Nur'dur. İnsanın ruhları zaten Deccal'in darbesini yedik. Cemiyet perişan etti. Kolumuzu, bacağımızı kırdı. Gözümüz çıkartsak, dışarı çıksak perişan. Bir de bu adamlara var ya, cehennemin dibine gideceksin falan. La zaten perişan etti cemiyeti ya. İnsan ruhları aç, susuz, teselliye muhtaç. Bir de tepesine biniyorsun ya. Elin saf ya. Risale. Benim meşrebim değil ha. Ben boyalanmaya çalışıyorum meşrebimi külliyata. Külliyatta tehdit, dehşet, vahşet bir sevgileme ile bir yere sevk etmek istemez. Sevdiriyor. Doğrusu da bu. Rahmeti gadabını geçmiş. Öyle yani. Ama insan böyle seven bir Allah'a, böyle bir Cebrail'i sevdik. Mikail'i, Azrail'i sevdik. Yani bu sevgi bir bağ oluştu mu, bunlara yanlışlık yapmak istemez. İnsan o sevgi yapmaz yani. Yani korkudan nispeten sevgi daha güçlüdür. Sevgi daha güçlüdür. İnsan ölümden korkar ama sevgilisinin sevmiyorum demesinden intihar eder. Sevginin büyüklüğünü düşünün.
Ölümden korkan, en ufak bir şeyde hemen doktora giden, fakat ölümden korkan, bak korkuya bakın, korku sıfır. Ben seni seviyorum, sevgilisi sevmiyorum ben de seni diyor, tak intihar ediyor. Yani sevgi ne kadar büyük ki ölümü bile hiç görüyor. En güçlü bağ sevgidir, aşktır. Allah'ın da bu kainatı yaratmasının bir sebebi, vücudu muhabbettir. Öyle diyor değil mi? Allah Allah, muhabbettir. İyi ki Allah var, şükürler olsun. Peki, birinci sayfaya devam ediyoruz. Dedik ya, 10 tane okuyamayacağız. İnsanın vazife-i asliyesi, külli nazar ile mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet etmektir. İnsanın vazifesi, sen efendim ne kadar yaşayacaksın, nasıl yaşayacaksın, o senin işin değil. Vazife-i asliyene bak, külli nazarını cüz'i şeylere hasretme. Külli nazarını cüz'ide külli gör. Çünkü bu zerrecik vücudum, hadsiz bir vücudun aynası, nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile. Öyle mi Nadir abi? Yani insanın vazife-i asliyesini bilirse, bak bu zerrecik vücudun, hadsiz bir vücudun, Allah'ın aynesi, nihayetsiz imbisat ile, ne kadar? Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile. Böyle bir şey. O zaman cüz'i nazarını cüz'i şeyler hasretme. Külli nazarını cüz'iden bile külliyi gör. Vazife hastalığımız bu. Çok esmaya mazhar, çok vazifelerle mükellef, çok düşmanlara muptela olan insan. Ne yapacağız peki? İnsanın çok esmaya mazhar, çok vazifelerle mükellef, çok düşmanları var. Münacatında, istiazesinde çok isimler zikre. Demek ki zikre çok muhtaçız. Bakın en alttan okuyorum. Gördünüz mü bunu? Boyuyor değil mi ben okuduğum şeyi? Evet, evet. Aferin lan. Teknik çalışıyorlar. Bak bir de okuyayım. Çok esmaya mazhar, çok vazifelerle mükellef, çok düşmanlara müptela. İkide bir geliyor bir adam. Hayda moralim bozdu, havam indirdi ya. Ulan biraz önce iyiydim. Kendimi kötü hissediyorum. Adam geldi ya, bir format attı. Bakayım tutacak mı tutmayacak mı öyle. Yer mi yemez mi? Balığa yem atar gibi. Sana bir yem Lan çok düşmanlara müptela olan sen, insan münacatında, istiazesinde çok isimler zikreder. Evrat arkadaşlar. Evratsız olmayacak hayatımız. Evratsız bir gün geçmeyecek ya. Allah rızası için size ya. Evratsız için. Çünkü sizi çok seviyorum. Değer veriyorum. Evratsız ömrün, gününüzün geçmesini vallahi istemiyorum. Bak ben sizden para istemiyorum yani. Evratsız, zikirsiz, yani Kur'an. Hani biz bu Kur'an okuyamadın, hani avam şeydir. Risale-i Nur bilmeyen bir kardeşim. Kur'an kardeşim. Ha o Hizbul Kur'an dediğimiz şey Kur'an'dan seçilen ayetler. Ama sen Kur'an komple şey yaptın. Ama mutlaka Hizbul Hakayki Nuriye'den, Hizbul Kur'an'dan mutlaka evradın dersin olsun. Yani tek başına okumak gücün yetmez. Çünkü nefis aldatır. O zaman grup yaptılar arkadaşlar. Hizbul Kur'an'ı 30'a böldüler. Hizbul Hakayki Nuri'yi 30'a böldüler. Tamam mı? Herkes bir numara alıyor. Sen bugün 17, ötekisi 18. 30 kişi bir grup oluyor. Hizbul Kur'an'a dahil olursanız kul hakkı olduğunda nefis tırsar. O zaman mecbur olursun okumaya. Ömer kardeş var burada. Ondan Hizbul Kur'an'dan bir tane numara alın. Hizbul Hakayki'nden bir tane numara alın. Haftada da bir cüz Kur'an okunuyor. Grup 30 kişi bir grup. 30 cüz. O her gün değil. Haftada bir cüz. Hizbul Kur'an her gün 2,5 sayfa tutuyor Hizbul Kur'an. Niçin bunu girdim tekrar? Çünkü insan çok esmaya mazhar. Bak oraya bakın insan. Çok esmaya mazhar. Çok vazifelerle mükellef. Yani enerjin olması lazım. Çok düşmanlara müptela olan insan... 120 kilometre hızda gelen bir kasırgadan sonra almayın. Önceden alın. Ve münacatında, istiazesinde çok isimleri zikreder. Ancak o isimlerle mukabele edebiliriz. Arkadaşlar, yumurta dayandıktan sonra derman aramayalım. Önceden evratların. Ben mesela teşvik için söylüyorum. Vallahi evratsız günüm olmaz ki. Nasıl olur ya? Nasıl yaşayacaksın? Şefkim olmaz, enerjim olmaz ya. Biterim ya. Ne var ne yok arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan ben pilim bitmiş ya. Tam canlı tutuyor, dinamik tutuyor, aktif tutuyor. Adamı da tanıyorum yani. Bu adam istemeyen adam.
Hani İzbul Kur'an olan gene İzbul Kur'an. Ulan senelerden beri her gün okuyorum, her gün cüzümü de okuyorum. Adam hala bana böyle alırken sabahleyin böyle bir soğukluk veriyor. Gene mi okuyacaksın? Evet maalesef gene mi okuyacağım? Vallahi şaka demiyorum billahi. Bak bunun üzerine yemin ederim. Gene mi diyor. Dedim ki ulan aşağı al. Az önce kahvaltıda gene mi demedin? Gene mi çay içeceğiz? Gene mi yemek yiyeceğiz? Demedin. Maalesef gene okuyacağız dedim. Hiç şans yok. İlk böyle alırken soğukluk başlıyor. Aldım ilk satırın besmelesini çektikten sonra sanki üzerinde tonlarca şey kalkıyor. Of anlam sana giriyorsun Allah'a. Doluyorsun. Çünkü zikir enerjidir. Şarj ediyor. Yani şunu demiştim. Gözünüzden, kulağınızdan, burnunuzdan, dilinizden ve dokunmanızdan ne içeriye giriyorsa canlanıyor ve ruhlanıyor. İçerisi ölüler memleketi değil. Giren canlanıyor. Unutmayın. Neyi seyrediyorsanız filmi kapattıktan sonra burada çalışacaktır. Burada canlıdır. Neyi dinliyorsanız burada canlıdır. Neyi kokluyorsanız burada canlıdır. Ne yiyorsanız burada canlıdır. Neyi düşünüyorsanız burada ruhludur. Saatim gelmiştir zannediyorum. Evet. Birinci sayfayı okuyabildik. Beş sayfayı da okumuş kabul ediyoruz. Öyle, öyle harika bak. Göstereyim ondan sonra Fatiha'mızı çekeceğiz. Bak öyle onları tek tek çizdim. Bunları okuyacağım diye. Hepsini de değil. Hepsini de değil. Bak. Tek tek altı. Tamam mı? Hep böyle çizilmiş. Yani bunlar okuyacağız ama zanamanız yetmedi. İnşallah bu zikir diye dersin altına bu şey yayınlanacak. Okursunuz. Demek ki evrat ve eskarımızı bırakmıyoruz. Çünkü insan bir öyle bir cihaz ki şöyle diyeyim. Herkes arabanın son misalimiz olsun. Arabanın marşına bastığımız zaman zannediyoruz ki direkt motor çalışıyor. Marş böyle kontağı açtığınız zaman motor çalışmaz kardeş. Mesleğim olduğu için. İlk önce marş çalışır. Marş motoru. Çalışan marş motoru motoru çalıştırır. İkinci dönemdir. İkincisidir motorun. Direkt kontağı açınca motor çalışmaz. Marş motoru çalışır. Elektriklidir. Ondan sonra volanla geçer. Volanı çalıştır, motoru çalıştır. Evrak, eskar, ruh ve kalp motorunu çalıştıran, ilk aktifliği veren marş motorudur. Evratlar. Marş motoru. Yani sesi, görüntüyü, kokuyu, tadı, dokunmayı enerjiye dönüştüren bir cihazdır insan. Jeneratördür. Nasıl ki benzini, jeneratör elektriğe dönüştürüyor. Elektriğe dönüşünce şu. Aşağı yukarı aşağı yukarı var ya pervane. Pervane de pervane. Bu pervane aşağı yukarı dönerken burada elektrik imal ediliyor. Bu elektrikle İstanbul'un milyonlarca elektrik cihazı çalışıyor. Ama zahirde aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber. Semih Allah'ın der Allahu Ekber. Yani zahirde bir namaz gibi. Zahirde elhamdülillah Rabbil Alem zikir gibi. Zahirde bir Kur'an. Burada zahir, bak burada zahir, burada zahir, zahir ama burada binlerce cihaz çalışıyor. Zikir budur. Allah hakkıyla haklanmayın. Cenab-ı Hak batıldan, batılı bilip, batılı şuur edip, batıldan uzaklaşan zümresinden eylesin. Amin. Ya Rabbi aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hidayet olan istikametten bizi ayırma. Amin. Nesillerimizden, usul ve furularımızdan her kim ahirete intikal etmişlerse onların da mekanını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Allah'ın alem İslam'ı ittihad İslam'la güldürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kim bize nasıl dua ediyorsa, kime söz vermişsek, kimin bizde hakları varsa, kim hizmeti Kur'an'ı da alakadarsa ya alakadarsa onlar iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Dertlerini bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. Sıkıntılarını bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. Borçlularını eda nasip eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine onları ve bizi de nail eyle ya Rabbi. Amin. Hizmet imaniye Kur'aniye de
İhlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair ve tesanüs sırrına tam mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Vahir davahümen elhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha. Tümas salavat. Amin.